Valla şu an gayet normal, domates olsun, salatalık olsun, yeşil biber. Ama biraz karpuza bayağı bir zam gelmiş. Ne oldu da bu kadar zam geldi karpuza? Yani iki hafta önceye kadar 75 kuruşa kadar alıyorduk karpuzu. Yani inanın şu karpuza şu an 25 lira para verdim. Yazık günahtır yani, niye karpuz bu kadar arttı? Ha diğer yani meyvelere de yani şöyle kiraz olsun, çilek olsun, onlara da güç yetmiyor değil yani, yetmiyor yani daha doğrusu. Yalana gerek yok. Fakirin bir karpuzu vardı, o bile zamlanmış. Yüksek ve zepselerde de yani düzgün bir şey göremiyoruz. Marketler kadar düzenli değil. Önce bir araştıracağım ama şu anda buraya baktığıma göre şu arkadaşa uygun. Yani sadece meyveler biraz pahalı. İyi. Yani ucuz gibi. Şu anda fiyatlar normal, güzel. Herhangi bir aşırı bir şey yok yani. Normal şu şeylerde mevsim şeyine düştü yani. Daha önce yüksekti tabii haliyle. Şu an iyi. İyi ya, uygun sayılır. Marketlerin ucuz. Açıkça bu diyeceğim. Daha fazla. Şu anda bu pazarın fiyatı şey yani ideal oraya göre. Pazarı olmasın, her market kalır. Geçinemezsin ya, mümkün değil. Pazar fiyatları bir oluyor yüksek, bir oluyor düşük. Yani halkımız gerçekten zor, çok zor durumda. Bu hep halin fiyatı. Hal kendi havasına göre fiyat koyuyor. Biz de olur olmadık şeyde yani bunu yükseltmek zorundayız. Öyle yani. Şu anda güzel. Pazar fiyatlarımız güzel. Örnek vereyim. Silör yayla salatalığı 5 kiloson. Patlıcan 4 kiloson. 2,5 lirası yani kilosu. Domatesimiz bugün biraz şey oldu. Geçen hafta 4 liraya veriyorduk. Bu hafta 3 kilosunu ona veriyoruz. Güzel yani fiyatlarımız. Pazar fiyatları iyi kardeşim. Çok güzel. Aldı mı? Aldı. Çok güzel. Fiyatlar iyi şimdi şu anda. Ama 9. aydan sonra bir tehlikesi var ya. Kardeşim pazar fiyatlarını yüksek buluyoruz. Yani karpuz şu anda 2 liraya, 2,5 liraya karpuz satılıyor. Kavun desen keza öyle. Yani fiyatlar uçuk, vatandaş zorlanıyor almakta. Önüne de geçilemiyor bu fiyat pahalılığının. Keşke ucuz olsa, biz de ucuz satsak vatandaş. Yani şimdi pahalı olduğu zaman biz burada daha önce bir ton mal satarken şimdi 300-400 kilo malı pahalılıktan zor satar olduk. Yani Allah milletin yardımcısı olsun. Devletimiz de artık buna bir el atsın. Yani kontrolden çıkmış durumda. Tüm fiyatlar olsun. Ondan sonra alım gücü olsun. Bilmiyorum yani ne olacak? Bu işin sonu nereye gidecek? Yaşayacağız, göreceğiz. İnşallah iyi olur kardeşim. Şu anda pazar fiyatlarımız gayet güzel ve uygundur. Sadece tek sıkıntımız, esnafımız şu anlarda para kazanamamaktadır. O da maliyetin pahalı olmasından ileri geliyor. Vatandaşın maddiyat gücü çok aşırı derecede zayıftır şu anda. İnşallah ileri zamanda düzelir diye umuyoruz. Pazar fiyatları hiçbir pasta birbirini tutmuyor yavrum. İyi malın üstüne öne düzüyorlar, arka berbat. Biz de bakıp bakıp geçiyoruz. Daha ne söyleyeyim? Pazar fiyatları çok ucuz şimdi bugünlerde. Döküm zamanı, her şey ucuz. Manav marketin yarı fiyatına kardeşim. Mallar hem de birinci sınıfı hem de en iyisi. En ucuzu da bizim mallar vallahi. Kayısının kilosu 5 lira, erik 5 lira, şeftali 5 lira, patates 6 kilo 10 lira, 7 kilo 10 lira. Pazarlar çok ucuz. Pahalı var. Türkiye'de ne ucuz ki? Pazar fiyatları ucuz olsun. Tallada 1 lira, burada 5 lira. Pahalı. Aa, bunlar da haklı. Mazot pahalı. İşçilik pahalı, her şey pahalı. Mecburen tallada 50 kuruş da olsa burada 5 lira olmak zorunda. İlk önce bunu yöneticiler çözmesi lazım. Her şey pahalı. Haliyle pazar da pahalı olacak. Vallahi pazar fiyatları şu anda yüksek. Ama gerçi yeni geldik, haberimiz de yok. Yine de yüksek hoca ya. Pazar fiyatları gün itibariyle güzel. Vasat yani şu anda mevsim itibariyle normal. Bazı ürünler bazı zaman işte hava şartlarından dolayı zarar görüyor. Mesela karpuzlar yandı Adana'da. Azalınca dolayısıyla ne oluyor? Fiyatlar yükseliyor yani. Fiyatları şu an ne kadar? Vasat şu anda ortalama yani. İşte 3 lira biber. Bak oradan göster mesela. 3 lira biber. 2,5 lira kabak. 2 lira işte patlıcan. Domates 3 kilosu 10 lira. 3 lira. 3, o civarında. 3-3,5 civarında yani. Salatalık çok uygun. 1 lira, 1,5 lira, 2 liraya kadar salatalık var yani.
pazar fiyatlarını birazcık pahalı buluyorum. Normalde efendime söyleyeyim, vatandaşın gelirine göre değerlendirecek olursak pahalı. Pazar fiyatları pahalı. Birazcık efendime söyleyeyim, ucuzlamasını bekliyoruz ama yaz geldi ucuzlamıyor. Kış fiyatları ne olsa olur Allah bilir. Mal dışarı çıkmadığından mı acaba? Neden çıkmıyorsa ucuzlamıyor bir türlü. Domatesin kilosu 5 lira mesela. Yumurta 17 lira. Sarı yumurta 20 lira. Bu şekilde yani. Meyve fiyatları da öyle yüksek. Neden ucuzlamıyor ben de bilmiyorum. Güzel, iyi. Fiyatlar normal. Düşük yani, iyi. Ne kadar şu an fiyatlar? Şu anda 4 kilo 10 lira, 2 lira. Barbunya 7,5 lira. İyi yani. Fiyatlar iyi. Vatandaş da alıyor. Güzel. Herkes de uyuyor. Çok güzel. Bizim insanlarımız biraz, nasıl söyleyeyim sana, alım gücü yok ya. Alım gücü yok. Aslında alım gücü olanlar da var da onlar da fazla para vermek istemiyor. Diyorlar ucuzunu alıyorlar. Ucuzunu alıyorlar, sonra da diyorlar çürük veriyorlar. Ucuz malın yahnisi olur mu? Olmaz. Ondan sonra gideceksin 1 lira 50 kuruş fazla vereceksin, iyisini alacaksın. Ama bazıları alım gücü olmayanlar var. Onlar da ucuzuna düşüyor. Onlar da öyle alıyor. Şu anda pazar fiyatları piyasanın göre normal. Biz Eskişehir'de yaşıyoruz. Eskişehir'le buranın arasında pek fark yok ama köy yerlerinde biraz daha pahalı. Ama Talas pazarı çok güzel. Her çeşit bol, taze meyveler ve fiyatlar da gayet uygun. Yok, güzel Talas pazarı. Çok güzel. Yani köyden iyi, bizim oradan iyi yani biraz. Biz Başakpınarlıyız. Başakpınarlıyız. Evet, bizim oradan daha iyi. Orada 3 tane pazarcı var meyveci, bize ona mahkum diyorlar. Ama burada bak, seçiyorsun, görüyorsun, alıyorsun. Taze sebzeler, meyveler bol, çeşit bol, fiyat uygun. Şu şeyinkini 4 lira satıyor arkadaş, orada 6 lira, 7 lira. Pazar fiyatlarımız marketlere göre çok uygun. Sadece bugün Perşembe olduğu için yakındaki marketler buraya iddiaya fiyatları düşürüyor. Yarın düşürsün de göreyim. Hadi yarın düşürsün de göreyim. Pazarda olmazsa zaten marketlerin yanına varamazsın fiyat görmeden. Pazarda hem taze hem uygun. Çünkü günlük gelir, günlük biter. Marketin gibi bitmez yani. Taze, uygun yani. Vatandaş için iyi. Biraz ekonomiden dolayı zorlanıyorlar da uygun yani. Vallahi şu an durumlara göre normal. Yani çeşitlerimiz uygun olarak, yani çeşitler şu an 1,5 lira. Yaz normal. Geçen sene göre biraz orantı pahalı. Üstüne 50 kuruş bir artış var. O da yani normal yani, bu hava sıcaklarına göre, yetişmeye göre. Pazar en ucuz fiyat. Fiyat en ucuz. Kaliteli. Çeşit bolluğu var. Tazelik olur pazarda. Bu üç özelliği olur. Çeşit bol. En fazla 2 günlük mal olur. Abi bence çok süper. İdeal herkes için. Akşama doğru biraz şeyler oluyor zaten. Halkımız faydalansın diye fiyatlarımızı düşürüyoruz. Ona göre haldeki fiyatları pazara gelerek birkaç lira olarak yansıtabiliyoruz. Pazar fiyatları mevsime göre normal. Gayet ekonomik. Meyvelerde biraz pahalılık var. O da mevsimlerin gerektirdiği yağışlardan, yetiştiricilerin yaşadığı şartlardan dolayı kaynaklanıyor. Pazar fiyatlarını bugün ekonomik şartlarına göre normal buluyorum. Yüksek değil. Yani çünkü girdiler çok fazla olduğu için üreticinin zaten elinde bir şey kalmıyor. Buradaki insanlar da zaten aynı şekilde öyle üzerine abartılı rakamlar koymuyor. Normal bir şekilde bir kazanç şekli var benim gördüğüm kadarıyla. Üretime göre normal şu an.